Fincanın etrafı yeşil, aman aman. Fincanın etrafı yeşil, aman aman. At kolum, kollarım boynumdan aşır. At kolum. Kolay gelsin şefim. Sağ ol patron. Hayırdır, pek bir neşelisin. Öyleyim söyleme sahip. Ya bütün dileklerim bir bir gerçekleşti. Neymiş dileklerin? Ya Erkan Bey şöyle uzun uzun bir tatile gitsin demiştim. Oldu. Gerçi 3 günlüğüne gitmiş ama o da bir şeydir sonuçta. Başka? Ya, bir de Atakan'ın yeni işi vardı ya. Maşallah o da tıkır tıkır gidiyor vallahi. Korkulur o zaman sizden, ne diyeyim? Halil, bir şey soracağım sana. Sor abi. Param var mı? Ne kadar lazım? 50-100. Öyle değil be oğlum. Birikmişin var mı? Ha, var 3-5 bir şeyler. Bana verir misin? Ya, elime acayip bir fırsat geçti de değerlendirmek istiyorum. Sen bana parayı ver, 2 hafta sonra 2 katını geri al. Ya almasam da olur. Senden değerli mi? 2 dakika bekle, hemen geliyorum. Bir dakika. Sen yoksa parayı yastık altında mı saklıyorsun? Nereden anladın? Oğlum hangi devirde yaşıyoruz? Gidip bir bankaya yatırsana. Güvenmiyorum. Anlamadım. Ya durmadan batıp çıkıyorlar. İstemez kalsın. Ya sen ne antika bir adamsın ya. Allah bilir anneme de güvenmiyorsun. Haşa. Kendisi patronumdur. Ya, saygı duyduğum bir insandır. Kendimden şüphelenirim, ondan şüphelenmem. Lütfen. İyi var. Gelince konuşayım da otelin kasasına koyacak dediklerini. Bak oğlum. Hadi. Yani bacak kadar çocuğun bana gene bak. Öf. Ah be mavi göz. Ne işin var senin orada? Kim o? Deniz ben. Geliyorum Deniz'ciğim. Gülcan! Ne demek yok? Bak beni getirmeyin oraya. Getirmeyin beni oraya. Tamam. Ne demek bu bana ya? Ne demek bu? Hayır. 10 dakika veriyorum sana. 10 dakika. Kusura bakma Deniz'ciğim. Beklettim seni. Rica ederim. Ben de seni göremeyince merak ettim. Ya sorma, çok önemli bir telefon geldi de dışarıda konuşmayayım dedim. Sonra ben geldim, sen yoktun. Neyse, ben meşgul etmeyeyim seni, sonra konuşuruz. Havuzun orada üst katta çay içen yerde buluşalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Al Deniz kardeş, inşallah işini görür. Sağ ol Halil, yani bana güvendiğin için. Bu dünyada 3 kişiye gözümü kırpmadan paramı veririm ben Deniz kardeş. Biri sensin, biri Atakan, biri de rahmetliydi işte. Biliyorsun. Biliyorum. Sağ ol. Nerede kaldın? Adam bizi bekliyor. Geldik işte. Kim bu adam? Göreceksin şimdi, merak etme. Kimin nesi, kimin fesi, ne iş yapıyor? Ya iş adamı. Oldukça zengin anladığım kadarıyla. Sürekli meşgul, habire telefonla konuşuyor. Çok genç biliyor musun? Biz de aynı yaşta. Ya nasıl kazanmış o kadar parayı? Şş, geldik. Merhaba. Aa, merhaba. Tanıştırayım, Su. Merhaba, Samet. Memnun oldum. Su, sana bahsettiğim arkadaş, kalan 20.000 lirayı kendisi tamamlayacak. Ne? Konteynerleri tır parkına koymayı başardım. Şimdi sayılıyorlar. Parayı bulamazsam yarın geri göndermek zorundayım. Anlıyorum sizi de, yani ben sizi hiç tanımıyorum. Çok haklısınız. Keşke hiç karıştırmasaydık hanımefendiyi Deniz'ciğim. Yok, yanlış anladınız. Yani kusura bakmayın, ben saygısızlık etmek istemedim. Yok, ben sizi anlıyorum. Büyük para 20.000. Yani sizin için. Beni tanımıyorsunuz, ne iş yaptığımı bilmiyorsunuz. Neyse ya, ben hallederim. Yok, öyle değil. Yani ben size gerçekten saygı duydum. Söylediğiniz hiçbir şeyle ilgili de bir kuşkum yok. Ama yani insan gözüyle görmeyince inanmıyor ya. Ne bileyim, biz de bir görsek konteynerleri, sonra karar versek. Tamam, hallederiz onu. Yalnız siz ne iş yapıyorsunuz? Özel ders veriyorum İngilizce. Bırakın hemen bizim işlere girin çünkü tam bir iş kadını gibi konuştunuz. Ne güzel. O zaman hemen gidip görelim hadi. İşte öyle kafamıza göre giremiyoruz tır parkına. Yarın için sözleşelim. Ben sizi gelip alayım erkenden. Olur. Deniz ne diyorsun? Tamam, bana uyar. O zaman ben gideyim mi? Halletmem gereken bazı işler var. Görüşürüz sonra.
Tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. İnanmıyorum sana ya. Adamı bir vergi lafı sormadığın kaldı. Ya ne bileyim ben, her gün iş adamı mı görüyoruz? Allah Allah. Daha ne diyeyim? Ben gördüm adamı. Gayet düzgün bir insan işte. Ya orası öyle de, bir yıldır o parayı biriktirmek için neler çektiğimizi biliyorsun. Ya, haklısın. Yani ne tatile çıktık, ne üstümüze başımıza bir şey aldık. Şimdi bu kadar biriktirmişken, hiç tanımadığınız bir adama o parayı vermeye korkuyorum açıkçası Deniz. Ben seni etkilemek istemiyorum. Sonuçta senin kararın. Ama biriktirdiğiniz para yetiyor mu size? Yok canım, nerede? Yarısı anca. Tamam işte. Vereceğiz paramızı, iki katını alacağız. Hem ben adamın teknesini de gördüm. Yani olmadı, onu satarız. Paramızı fazlasıyla geri alırız. Sonra açarsınız pastanenizi. Atakan da kurtulmuş olur o adamın yanında çalışmaktan. Ya sorma, o kadar mutsuz ki işten de çıkamıyor. Tamam, şöyle yapalım. Yarın gidip bir görelim konteynerleri. İçimize sinmezse girmeyiz bu işe. İyi, tamam. Rahat ol. İyi bakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.